Gençler, herkese selamlar yeni bir videodan. Neredeyiz aşkım? Lahangan Sivit'e çıkmaya çalışırken korkunç bir sis ve bulut içerisinde kaldık. Şu an oradaki sisten dolayı geri dönüyoruz. Fotoğraf çekilemeyeceğimiz için o meşhur yerden ama çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız, yemin ederim. Şöyle bir gösterelim size de. Şimdi bu güzel yolculuğu sizle beraber devam ettireceğiz. Hemen bu kısa yolculuktan sonra neler yapacağımızı bu videoda sizlere anlatacağız. Biz de isterdik sizi Lahanyan'a götürüp orada nasıl fotoğraf çekiniyor, ortalık nasıl göstermek ama ne yazık ki şu an oradan geri dönüyoruz. Şimdi Gate of Heaven'a girmeye çalışacağız. Bakalım orada ücretler nasıl, umarım orada da bir problem yaşamayıp size oraları gösterebiliriz en azından. O zaman... Go! Go! Bu arada orası çok göstermek istediğim yerlerden birisiydi. Benim de çok gitmek istediğim yerlerden birisiydi. Belki aranızda henüz keşfetmemiş olanlar var. Keşfedebilmeniz adına mutlaka fotoğraflarını aşkitom şuraya koy. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Yanlar tutuyor. Uçuyoruz. Çek buzları, çek. Muzları çek, muzları çek. Yollarda her yerde muz ağaçları var, meyve ağaçları var. Abi inanılmaz, gel burada yaşa bedava. Ağzımda neden buhar çıkıyor? Üşüdün herhalde. Enteresan. Değişik. Allah'ım, 2,5 saattir motor sürüyor sevgilim. Artık yolun sonunda bize güzel bir şeyler göster. Allah çarpacak diye daha ne göstereyim size? Ay evet, doğru. Yani şey, gittiğimiz yerlere ulaşmayı. Sanmıyorum aşkım. Ha? Bu yolda denememişlerdir bence. Muhtemelen. Biz gelmek üzereyim. Hatta geldim. Şimdi Gate of Heaven'ın diğer kapısından, haritada gösterdiği arka tarafından girmeye çalışacağız. Bakalım buradan alacaklar mı, yine para isteyecekler mi? Geldik, bakalım neler olacak. Evet, şimdi Gate of Heaven'a geldik. Yavaş yavaş yukarı çıkacağız. Birazcık tırmanacağız galiba. Birlikte gidelim. Drone çekimi yasak. İçeride öpüşmek yasak. Aşkım, öpüşmek yasakmış. Aynı zamanda yoga tarzı şeyler de yasakmış arkadaşlar. Bali'nin en kötü huyu bu. Huyu, çok kötü bir huyu var Bali'nin. Yani... Dolar veriyoruz. Fotoğraf çekileceğiz. Buradaki abla dedi ki, fotoğraf için ayrı bir ücret vermiyorsunuz. Bu sizin fotoğraf numaranız aynı zamanda. Fotoğrafınızı çekiyorlar. Ayrıca donation, yani bağış yapmak istersen yaparsın, istemezsen yapmaya da bilirsin dedi. Şimdi belimize ücretsiz sarımık da alacağız. Sarımık seçelim, gel. Aa, bunu kabul etmediler. Bu sarımık değilmiş. You name? Vayan. Vayan. Yeah. Vayan. Biz onları anlamıyormuş gibi yapıyoruz. Yolda bir sürü tatava yaptık, sizi anlamıyoruz diye. Thank you. Teşekkür ederim. Makasi. Sama sama. Bye bye. Bye. Hadi gidelim. Şalımı da aldım. Şimdi ben bunu böyle asortik asortik takmaz mıyım? Gençler, içeri girerken bin bir türlü numara denedik. Biz ilk aşağıya geldik arkadaşlar. İlk girişte arkamda gördüğünüz otobüsler vardı. Ve dediler ki
sizi otobüsle yukarıya götüreceğiz ve motorla giremezsiniz. 45 bir vereceksiniz. Yukarıda 70'te bilete vereceksiniz. Yukarıda bilete de ayrıyeten vereceksiniz. Dediler. Ben de dedim kulağım elimde koskoca Google Maps var. Ben dedim yukarıya girmenin bir yolunu bulurum. Yukarıya girmenin bir yolunu bulduk. Aslında ama çok içeri girmeyi beceremedik ama. Şimdi içeri gireceğiz. Bye. Okay. You local people, you go. Just 10,000 for this bike. 10,000. Yeah. Oh, hang on. It's better. Abla geldi. Oh, thank you. So it's not far. I think about. Thank you. Yeah. Çok fenalar ya. Benim kendi motorumla çıkartmıyorlar. Diyor ki motor var, sizi götüreyim mi parayla? Arkadaşlar bunların hepsi kayıtta zaten. Bunların dini imanı para olmuş. Bizim ülkemizden beter olmuş. Bali'nin en sevmediğim yanı bu arkadaşlar. Ama yani bunu Bali hükümeti de buna müsaade ediyor. Yani turist gördükleri zaman öpmek için yer arıyorlar. Zaten havalimanında girdiğiniz andan itibaren vize parası ayrı. Turistlere yapıyorlar bunu, lokallere asla. Bizde de gene biz ülkeden çıkarken yine biz para ödüyoruz Türkiye'den. Orada da bize bunu yapıyorlar, burada da bize bunu yapıyorlar. Neyse ki burası biraz daha ucuz. Bakalım ne olacak. Yola çıkıyoruz. Gizem yardırdı gidiyor aşkım. Kişi başı 140 lira para verdik. Türk lirası. İçeriye girdik, yürüyoruz. Ha, nefesim gitti. Ama ne? Bir kere bu parayı alabilirsiniz sadece. Bir daha alamazsınız. Az önce aşkım bir şey söyledi. Lan aşağıda milyon dolarlık, milyarlık havuzlar. İnanılmaz derecede böyle değişik havuzlar var. Süs havuzları var. Aqua parklar gibi. Oralar ücretsiz. Sen Temple'ı gel ücretli yap. Yani saçmalık ya. Gerçekten saçmalık, başka bir şey değil. Aşkım. Bir bakalım mı şuraların içine? Sen biraz dinlen, ben bir bakayım bir şey var mı falan. Ne bu çiş? Ne kokuyor aşkım? Çiş mi kokuyor? Bari kamerayı da götürseydin. Ulan ne ticket baktılar, ne bir şey baktılar. Ulan dinleri kitap. Çok fotoğraf çekindiğimiz kafa bulmuyor musun? Evet. Evet aşkım. Evet, 3 dakika yürüdük. Ya bilseydim şeye giderdim. Ah, şimdi gözümü göstersene. Enga ne lala honenga hiyo? Ada masalah dini? Maybe ambulans. No, yeah. No, don't do like that, sir. Maybe ambulans, bro. This. Oh, sasak ah. Sasak ya. You good people. Thank you. Thank you so much. Terima kasih. Sama-sama. Okay, you can. Sama-sama. Vallahi her yerde piştik. Arkadaşlar bak nasıl geziyorsunuz. İşte bak böyle şeyler yapa yapa geziyoruz. Ama gerçekten nefesim daraldı. Ve biraz daha yokuşu çıksaydım. Bakın bunu içmek zorunda kalacaktım. Şu an ilk defa bir kişiyi buradan çıkarttılar belki. Abla da orada fotoğraf çekiliyor. Aşkım şu görüntünün güzelliği. Ya bir şey söyleyeceğim. Handara kapısı daha büyüktü. Keşke oraya gitseydik. Burada küçücükmüş ya. Oraya da gideriz ya. O zaman Batur daha şu tarafta kalıyor. Çünkü fotoğrafı buradan çekiyorlar. Normalde arkada bu kapının arkasında Batur görünüyor. Ben görüyorum şu anda Batur'u. İşte şurada. Çizgisi ve gözüküyor. Yürü bakalım Batur da. Aşkım çizsene kafalarımızı çıkar. Biz iyice şöyle çıkıyormuşuz fotoğrafta. Güzel gözüküyoruz. Dur bir dakika dur aşkım. Buradan çıkarken iyice çıkıyoruz. Bak bir daha burayı bulalım. Neyse inerken çekiniyoruz. Şimdi herkes şaşıracak bize. Bir saat sıra bekledik, siz niye buradan geliyorsunuz? Hadi beraber. Yani herkes bize şu an gıcık gıcık bakıyorlar. Tahmin edebiliyorum ama
yapacak bir şey yok. Hello. Holy water. Kutsal su döküyor holy water. Maybe me? Benim günahım çok. Çok biraz daha bak. Thank you. Can I see your ticket? Yeah, this one. Lady, maybe paper gift. Can I just get the stamp? Yeah. You can keep it this one. Later, just keep it this one for the. Okay. They will call your number. Okay. Dedi ki burada yukarıda bir tane daha temple var. Oraya gitmek isterseniz 30 dakika yürümeniz small lazım. Temple small temple over here. And already jungle oraya. Yeah. So the biggest and the famous one only here. Gerçekten yani arkadaşlar buraya gelmek için tam 2,5 saat motosiklet sürdüm ve benim her yerim uyuştu. Aşkım sana ne oldu bilmiyorum. Benim de belim çok ağrıyor sırtımda çantayla. Gelin size bu fotoğrafların nasıl çekildiğini, taktiğini öğretelim. Aşkım, sence bu sırrı vermeli miyiz? Bu sır artık bilmeyenler var. Sen biliyorsun. Herkes bilmiyor. Verelim, biz de gösterelim. Ama öğrenelim arkadaşlar. Bakın abi nasıl çekiyor. Şimdi karşıda oturan iki insan var. Ve abi ayna yardımıyla. 1, 2, 3 Walk on three, same time. 1, 2, 3 Telefonu koy, tam kameranın olduğu kısma aynayı koy ve o şekilde çekimini yap. Bunu da size bir not olarak söylemek istiyorum. Bali'ye geleceğiniz zaman arkadaşlar burada inanılmaz para dönüyor. Yani havalimanından girdiğiniz andan itibaren sürekli sizden her yerden para istiyorlar. Bir yerden sonra canım sıkıldı artık. Burası da böyle bir gün oldu. Şimdi öncelikle içeri girerken bir para veriyoruz zaten. Ve bu verdiğimiz para yukarı geldiğiniz zaman fotoğraf çekmeniz için verdiğimiz bir para. Aslında içeride de ücretsiz olarak çekiliyor. Ekstra donation yapmak isterseniz yine bir bağışta bulunabiliyorsunuz. Ekstra bir para vermiyorsunuz aslında fotoğraf için. Onun haricinde burada çok gezmek istiyorsanız burayı eğer gerçekten 7 tane ayrı bölgede tapınak var. Biz en ünlüsü olan kısma geldik, en büyük kısma. Aynı zamanda en turistik olan yer de burası, en görmeyi sevdiğimiz yer de burası. Çünkü karşısında kocaman bir Batur Dağı manzarası var. Çek aşkım. Şimdi şöyle. Aslında bu kapının adı Cennet'in Kapısı olarak çevriliyor dilimize. Cennet'in Kapısı da sanıyorum bu eşsiz gökyüzünden kaynaklanıyor. İçeride 7 taneye yakın temple var. Hepsini gezmek isterseniz 6-7 saatinizi alacak bir vakit bu. Ama sadece buraya gelmek isterseniz Ubud tarafından ortalama 2 saatlik bir motorla buraya gelebiliyorsunuz. İçeride çok yüksek merdivenlerin olduğu bir tapınak. Çok o da yüksek değil aşkım. Sen kendin geldiğinde de çıkın. Biz de girerken dedik hani koskocaman diye hayal ettik. Çok da büyük bir şey değil. Aynen çok büyük bekliyorduk. O kadar da büyük değil. Dediğim gibi burası, özür diliyorum düzeltiyorum burayı ona göre kes. Cennete açılan kapı demek buranın adı. Şimdi biz yetişebilirsek eğer diğer adresimize gidiyoruz. Orada görüşürüz diye umuyorum. Bay bay. Büyük ihtimal gittiğimiz zaman kapanacak. Ama aşkım yanardağ mı patlıyor ne oluyor? Baksana da tepesinde. Tam tepesinde bulutlar şey olmuş. Arkadaşlar bu arada bu aktif bir yanardağ. Benim tek ilgimi çeken şey şu anda o yanardağ. Patlasa da kopsak. Şöyle bir yanardağ. Biliyor musun bu arada şu an son 4 yıldır ortalamaya bakarak aktifmiş ve aslında buralar turistler için gelirken şey yapın diyorlar. Yani dikkat edin. Şu an son 4 yıldır ortalama derecesinde aktif her an bir şey olabilir. Bunun dikkat etmen gerektiğini sana söylüyor ama gitmek istiyorsan git diyor. Yani buralar da dahil olmak üzere tehlike altında aslında. Ve burası birçok kez lavlardan kurtarmış kendini. Yani geçtiğimiz yıllarda birçok kez patlamış orası ama buraya kadar gelmemiş ama ciddi tehlike altındaymış burada. Hadi diğer yere gençler. Ben taşıyıcı oldum bugün. Aşkım da kırmızılarını giymişti bugün. Aşkım yine beceremedik. Yine yetişemiyoruz ya.
Arkadaşlar plan yapıyoruz, yetişemiyoruz. Aşkım evdeki hesap çarşıya uymaz bir tanem. Hayır, evdeki hesabımızı hayata geçirmediğimiz için doğdu. Ne iş, kavga mı edelim? Hiçbir şey göremeden gidiyorum bu. Al, bunları gör. Evet. Şöyle arkadan bir video mu çeksene, çok güzel daha. Bir tane bekle. Evet, buraya Ubud tarafından gelenlerin özellikle dikkatine, yol gerçekten çok uzun sürüyor. Geri dönüş yoluna girdik ama tabii ki de yetişemedik gideceğimiz yere. Artık eve dönüyoruz. Saat 10 oldu, 10. Arkadaşlar, sanki böyle günlerdir motor sürüyormuşum gibi. Sakın abi, bak sakın. Eğer Ubud'da falan oturuyorsanız sabah 6'da falan yola çıkın ki anca yani oraları gezebilirsiniz. Tek bir yeri görebildik. Hatta iki yer gördük. Bir yere sis bastığı için oraya girmedik. Zaten videonun başında da belli. Diğer balıklı yere gidecektik. Oranın adı neydi aşkım? Tirtaganga'ya da gidecektik. Ama vaktimiz olmadı. Ben iptalim. Hava yok, karardı. Ben. Her yer kapandı zaten. Bir de ben dün gece sabaha kadar video editledim. Sadece Gizem'i sabah saat 8'de uyandırdım. 1 saat uyudum, 1,5 saat hatta, 9,5 kıyamamış uyandırmaya. 1,5 saat uyudum, 11,5'da biz yola çıktık. 4'te biz yere şeye vardık, ben anlamadım. Bir de orada işte bizi içeriye almadılar. Yolu birazcık dolandım, yukarıdan girdim. Orayı gezdik, beraber videolar çektik. Bu videoda bizden bu kadar yani. Eğer Tirtaganga'ya da gidecekseniz tabii ki de evden erken çıkarsanız anca yetiştirirsiniz. 6 iyi. Sabah 6 iyi. Ben, o zaman? Ben iptal. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yeni yollara. Yeni yıllara. Bye bye. Bye bye.